değişiyor, Aksu gelişiyor. Geleceğin Aksu'sunu donanımlı ekibimle birlikte hayal ettik. Bu hayalimize layık olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Görevi devraldığımızdan bu yana Aksu'da çok şeyler değişti. Allah razı olsun başkanlarımızdan, buralara asfalt yaptı. Önceden çok böyle asfaltlı değildi buralar yani, çamur içindeydi. Çocuklarım okula gidip gelmekte çok zorluklu yapıyorlardı. Biz farklı bir belediyecilik yapacağız diye yola çıkmıştık. Bu idealimizden geri adım atmadan her kesimin ve her bölgenin ihtiyaçlarına göre hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Çok teşekkür ederiz başkanımıza. Allah razı olsun. Sayın başkanımız okul üzerinde, bilakis cam üzerinde, yol üzerinde. Allah razı olsun. Çocuklarımızın geleceğini oluşturan eğitim için Aksu'muzu belediye öncülüğünde modern okullara kavuşturduk. Elimizi cebimize sokup şu okullara maddi ve manevi destek vermekten başka şansımız yok. Yıllardır harabe ve sağlıksız yapılarda verilen eğitim çocuklarımıza ve ilçemize yakışmıyordu. Bu noktadan hareketle imar problemlerine rağmen vatandaş belediye işbirliğiyle 24 derslikli Güzel Yurt İlköğretim Okulu'nu ve Altıntaş Mahallesi'ne 24 derslikli okulu tamamladık. 24 derslikli İncik İlköğretim Okulu'na başladık. 1940 yılında kurulan Aksu Öğretmen Lisesi'nden sonra ilçemizde bu ölçekte eğitim hamlesinin öncülüğünü belediye olarak yapmak hepimizi gururlandırdı. Pınarlı Mahalle Muhtarı Nedim Darıcı, Aksu Belediyesi ve Sayın Belediye Başkanımız mahallemize iki tane parkımızı, camilerimizi yeniledi. Okullarımızı yeniledi. Yani mahallemize ne gerekiyorsa onu yaptı. Yollarımızı yaptı. Asfaltımız kalmadı. Hepsi bitti. Yani başkandan ne istediysek onu yaptı. Daha şu anda başka isteyecek şu anda bir şeyimiz yok. Yollar yürümekle aşınmaz demiş atalarımız. Ama çamurlu yollar adeta vatandaşlarımızın hayatını aşındırıyordu. Durmadık. 140 kilometre asfalt yol yaptık. Tozlu ve çamurlu yollar anılarımızda kaldı. Biz hükümdar değil, hizmetkar belediyeyiz. Hizmetin kutsallığına inanarak vatandaşlarımızın her ihtiyacını gözetiyoruz. Okul güzergahlarında ve ana arterlerde 32 bin metrekare kaldırım çalışmasını bitirdik. Ben önce Antalya'da yaşıyordum. Buraya gelince çok üzüldüm ama burası da Antalya'dan kalır yeri olmadı. Güzel oldu. Şimdi memnunuz. Okulumuz çok güzel. Yollarımız güzel. Kaldırımlarımız güzel. Aksu, Atatürk, Hacı Aliler, İncik Pınarı, Şehit Mustafa Göktürk, Cumhuriyet ve Mevlana Caddesi'nde kaldırım çalışmalarını tamamladık. Dört beldeden bir ilçe oluşturmak ve bu ilçeye modern hizmetler kazandırmak hiç de kolay olmadı. Biz İsa Yıldırım'dan çok memnunuz. İsa Yıldırım her tarafları yollarımızı yaptı, camiler yapıyor. Yani ufak tefek bir illere gelmediği zaman, ay işte benim düğünüme gelmedi, şun olmadı, bun olmadı diyenler oluyor. Ama adam çok güzel hizmet yapıyor. Aksu'ya da yapıyor, köylere de yapıyor, her tarafa yapıyor. Ben o televizyona çıkıp da konuştuğu zaman bile çok duygulanıyorum. Çünkü hizmet yapıyor, konuşmasını da yakıştırıyor, çok güzel konuşma da yapıyor. Telefon açıyorlar, mesaj gönderiyorlar ama maşallah hiçbirinin altında kalmıyor ya. Hiçbirinin altında kalmıyor. Çok güzel konuşuyor ama adam konuşmasını da biliyor, çalışmasını da biliyor, her şeyi biliyor. Yani İsa Yıldırım yine şey koysa, adaylığını koysa, eşim elimi kesse, kalan elimine yine ona koyar atarım oyumu. Yani çok güzel konuşuyor, şey diyor adam. Her hizmeti yapıyor, ediyor. Ama ufak tefek şeylere gelmedi, etmedi dendiği zaman ben onlara nasıl gideyim diyor. Herkesin çayını içtim, dinlen gene de doğru. Hizmet yapamam diyor. Onun için yani şeyli adam. Gidiyor, her taraftan işini de bitiriyor. Yapıyor da bak güzel orada çok güzel okul yaptırdı. Eski evvelki okul nasıldı? Gecekondu gibiydi. İnce'ye yaptırdı. Her tarafa yaptırıyor. Altıntaş'a yaptırdı.
Adam çok güzel hizmet veriyor. Yani böyle sıkılmıyor da. Böyle sıradan biri gibi gezerken, ederken diyorlar ki şeyli duruyor. Resmi elbise giymiyor. Ya giymesen adam yapıyor, beceriyor. Kafa var, kafasında var yani. Öyle televizyonda falan konuşurken yani böyle hiç böyle sıkılmıyor adam ya. Ben de suçlu kalırım, bunun altında kalırım demiyor. Çok güzel konuşuyor. Vallahi bana kalırsan çok yani dört dörtlük hizmet verir bir başkan. Herkesi kucaklayan hizmet anlayışımız Aksulluları sevindirdi. Durmaksızın, gece gündüz demeden, kimselere boyun eğmeden yaşanabilir bir Aksu için çalıştık. Hayatımızı onlara adamıyor muyuz? Bir gülüşlerine dünyalar vermiyor muyuz? Evet, çocuklarımızdan bahsediyoruz. Onların mutluluğu hepimizi mutlu ediyor. Eğitim için okullar yapıldı ama oyunlara da ihtiyaçları yok mu? İmar problemlerine rağmen bulduğumuz her uygun yere parklar yaptık. Çocuklar şen şakrak oyunlar oynadılar, aileler bir bardak çaylarını yudumladılar. Bu eski bir park burası. 2009 yılından öncesinde burası harabalık bir yerdi. Başkanımız burayı yaptıktan sonra insanların güvenli bir şekilde gelebileceği sağlıklı, huzurlu bir yer haline geldi. Daha öncesinde buraya aileler giremiyordu. Burada işte alkolikler vesaire uygunsuz çok şeyler yaşandı zamanında. Belediyemiz sağ olsun burayı yaptıktan sonra gecenin herhangi bir saatinde dahi buraya aile çocuklarıyla beraber rahatlıkla gelip oturup vaktini geçirebiliyor. Şu anda çok güzel bir park haline geldi. Evet, ne demiş atalarımız? Aslan yattığı yerden belli olur. Aksu Belediye binamız bize modern dünyanın kapılarını açtı. Yeni hizmet binası herkese Aksu'nun gelecekte nasıl bir ilçe olacağı ile ilgili ipucu vermiş oldu. Belediye binamız çalışmalarımıza şevk verdi. Bu arada çalışkan, güler yüzlü ve donanımlı personelimizle bugün git yarın gel anlayışına son vererek hızlı bir belediyecilik kavramını yerleştirdik. Tamamlandığında Antalya'nın en kapsamlı ve çağdaş ilçe emniyet müdürlüğü binası olacak olan Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü binasını yine öncülüğümüzde Aksululara çok yakın bir zamanda kazandıracağız. İsa Başkan'a oy vermiş bir insan değilim. Ama Sayın Başkan bizi çok çok mahcup etti. Neye mahcup oldum? Ben İsa'dan bu hizmetleri inan ki beklemiyordum. Muhalefette olmasından dolayı beklemiyordum. Ama gördüm ki İsa'nın yapmış olduğu hizmetleri görünce ve bizzat Güzellurt Mahallesi'ndeki yapmış olduğu okulu örnek görerek asfaltları, Altıntaş Mahallesi'ndeki okulu, hele hele Aksu gibi bir ilçemize kazandırmış olduğu bir belediye binası. İçine giren dışarıya çıkası gelmeyecek. O kadar şeffaf, güzel yapmış ki. Onu çizen mimarın da eline sağlık. Ben hizmet aşkı bir insanım. Bu tür hizmetleri görünce düşmanımı sevesim geliyor. Yani İsa Başkan, Allah razı olsun, yeni kurulmuş bir ilçeye dört belediyeyi birleştirerek fol yok yumurta yokken yani bu birlikteliği sağlayıp bu hizmetleri yapınca İsa'yı sevmemek elde değil arkadaşlar. Okullar, yollar, kaldırımlar, parklar, ağaçlandırmalar. Hepsi tamam da sosyal hayatımızı ilgilendiren hizmetler nerede? Evet, sosyal belediye bizim yaşam biçimimiz,
hizmet etme yöntemimizdi. Düzenlediğimiz festivaller ve şölenler vatandaşımızın dertlerinden uzaklaştırdı, birlikte eğlenmemizi sağladı. 3 yılda 750 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Her yıl Çanakkale gezisiyle tarihimizi anımsadık. Ecdatlarımıza fatihalar gönderdik. Belediyenin işi değil demedik, yeni mahallede 3 katlı 2500 kişi kapasiteli Antalya'nın en büyük ikinci camisini yaptırdık. Yoksulluk bir boyunduruk gibi vatandaşımızın boynuna dolanmışsa belediye olarak biz de elimizi taşın altına soktuk. Yoksul ve gariban aileleri açıklamadan her yıl düzenli olarak 2000 aileye gıda yardımı yaptık. Sağ elin verdiğini sol ele göstermedik. Dolu afetinde zarar gören halkımıza elimizden gelen tüm desteği verdik. Acılarını paylaştık, sık sık mahalle toplantıları düzenleyerek vatandaşlarımızla birlikte Aksu'nun geleceğine yönelik hizmetlerin yol haritasını oluşturduk. Başkanımızdan biz çok çok memnunuz. Yani nasıl memnun olmayalım? Çünkü dolu yağdı, Allah'tan bir afet geldi. Başkanımız devamlı yanımızda oldu. Her hususta yanımızda oldu. Yani dolu vurduğu gün dahi geldi bizlere, köyümüzü ziyaret etti. Bunun yanında kepçeler verdi, kamyonlar verdi. Yani o şeyleri kırmak için, toplamak için havuzlar yaptırdık. Yani kepçeye azdırdı. Biz orada camları döktük. Temizleme yaptık daha doğrusu. Yani nasıl diyeyim, bizimle beraber çalıştı diyelim ben. Bunun yanında yollarımızı, Yurtpınar'ın yollarını, tüm yollarını yaptı, yaptırttı. Böyle gece gündüz çalıştılar. Temizliğini yaptılar. Her hususta köyümüze, kentimize, beldemize yardımcı oldular. Benim seçim esnasında sizlere vermiş olduğum söz şuydu. Hiç kuşkunuz olmasın ki dürüst olacağız. Hiç kuşkunuz olmasın ki bize inanan, güvenen, desteğini veren insanların yüzlerini kara çıkarmayacağız. Dört beldenin ilçe olmasının zorluklarına rağmen kimseye boyun eğmedik, hesaplarımızı kuruşu kuruşuna yaparak 2009 yılında 9 milyon 158 bin lira olan bütçemizi 2010 yılında 14 milyon 607 bin liraya, 2011 yılında 17 milyon 942 bin liraya çıkardık. 2012 yılında ise öngörülen bütçemizi 35 milyon olarak hedefledik. Turizm, Antalya'nın var olma sebebi, Aksu'nun da geleceği. Kunduysa ilçemizin turizm kapısı. Çorumumuzun çocuğumuzun ekmek teknesi olacak bir yer. Bu bölgede çevre düzenlemeleri, ara sokakların asfaltlanması, kaldırım çalışmaları yaptık. Güçlü bir Aksu, güçlü ve sürdürülebilir belediye hizmetleriyle şekillenir dedik. Milletimizin tüm değerlerini, kutsallarını, acılarını içimizde hissederek şehitlerimize sahip çıktık. Katılımcı demokrasiye özen gösterdik, iktidarıyla muhalefetiyle Aksu halkı yararına mecliste kararlar aldık. Her türlü düşünceye açık olduk, Aksu'ya hizmet ürettik. Sevgili Aksu'lu hemşerilerim, Aksu'nun geleceği sizin elinizde. Yapılan tüm hizmetlerde sizlerin emeği ve katkısı var. Ekibime ve bana, milletime hizmet etme şerefini sağlayan tüm Aksu'lu hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun.